Duyex kanalından hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere CSGO'da nasıl FPS'inizi arttırabileceğinizi göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet, Steam kütüphanenize geliyorsunuz. Burada CSGO'yu bir kere tıklıyorsunuz ve saatlik yapıyorsunuz. Özelliklere geliyorsunuz. Burada oyun Steam arayüzünü etkinleştir diye bir şey var. Bunun tikini kaldırıyorsunuz. Steam VR aktif iken masaüstü oyun sineması kullanımında tikini kaldırıyorsunuz. Bunlar sizin şu sağ altta falan oyuna girdiği zaman biri gösteriyor. Onları şey yapıyor, kapatıyor. Bunları kapatırsanız mesela oyun oynarken bu alt sağ altta çıkıyor. Mesela 50 FPS aldığınızı düşünelim. O çıkınca 45'e birden ya da 30'a düşüyor. Hani o sizin bilgisayarınızda kalmış. O yüzden hani FPS düşüşü yaşamamak için onları kapatın. Ve buradan bunu da zorunlu kapalı ve bunu da zorunlu kapalı yapıyorsunuz. Sonra buradan bakın başlatma seçenekleri var. Burada başlatma seçeneklerinde böyle bir sürü kodlar var. Bu kodları ben size vereceğim. Hemen benim verdiğim klasörde bakın başlatma seçenekleri. Evet, bu kodlar var. Bunları kopyalayabilirsiniz ama sizin dikkat edeceğiniz şu ve şu var. Yani buradaki threads'in yanındaki 6 ve eksi frack'in yanındaki 60, bu 60 ve 6 sizde değişik olabilir. Şimdi ilk önce şu 60'ı ne olduğunu söyleyeyim. Monitörünüzün herzi. Monitörünüz kaç hertzse onu yazacaksınız buraya. Hemen monitörünüzün hertzini bakmak için de şöyle bu mouse tuttuğum yere sağ tık yapıyorsunuz. Görüntü ayarlarına tıklıyorsunuz. Buradan aşağı geliyorsunuz ve burada gelişmiş görüntü ayarları var. Burada da ekran 1 için görüntü bağdaştırıcı özellikler var. Ona giriyorsunuz. Sonra evet. Burası açılıyor ve burada monitöre tıkladığınızda ve gördüğünüz gibi burada bakın en fazla 60 Hz var bende. Bu 60 Hz'den fazlası varsa seçin sizde. Hani en fazla sizde kaçsa onu seçin. Ben en fazla 60, o yüzden 60 seçtim. Ve buraya da 60 yazdım. Şimdi bu trace de şöyle. Şu görev yöneticisi yazarak da şuraya aramayana görev yöneticisi yazarak da girebilirsiniz. Veya şu mouse tuttuğum yere sağ tık yapıp görev yöneticisine tıklayarak da girebilirsiniz. Evet. Şimdi burada bakın performans bölümüne geliyorsunuz ve burada CPU'ya bir kere tıklıyorsunuz. CPU'ya bir kere tıkladıktan sonra burada mantıksal işlemciler var. Bakın mantıksal işlemciler sizde kaçsa siz oraya onu yazıyorsunuz. Ben de 6 olduğu için ben buraya 6 yazdım ve o şekilde hepsini kopyalayıp başlatma seçeneklerine o kodları yapıştırıyorum ve tamam diyorum. Sonra şurada bakın şu şeyde yerel dosyalara geliyorum. Buradan yerel dosyalara göz ata tıklıyorum. Burada bakın sadece CSGO'nun simgesi olan, bakın şu zaten sadece CSGO yazıyor, uygulama yazıyor burada da. Ona sağ tık yapıyorsunuz. Özelliklere tıklıyorsunuz. Ve sonra buradan uyumluluğa geliyorsunuz. Eğer uyumluluk bölümü sizde yoksa bilgisayarınızı güncelleyin. Bilgisayarınızı nasıl güncelleyeceğim diyorsanız da kartlara ben yani iyi şurada çıkar sağ üstte kartlara koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Her neyse, sonra buradan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak diyorsunuz. Çünkü Windows sizin oyununuzu, tam ekran oyununuzu optimize etmeye çalışırken daha çok FPS'inizi düşürüyor. O yüzden bunu böyle tıklıyorsunuz. Sonra buradan yüksek DPI ayarlarını değiştire tıklıyorsunuz. Buradan buna tik atıyorsunuz bakın. Buradan da uygulama seçili olacak. Niye uygulama seçili olacak? Çünkü bu CSGO uygulama, yani bir sistem değil. O yüzden uygulama olarak seçilecek. Ve tamam deyip uygula deyip tamam diyeceksiniz. Evet, benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada regedit var, bunu açıyorsunuz. Yani bu regedit metin belgesini açıyorsunuz. Metin belgesini açtığınızda böyle bir şey geliyor. Kod geliyor. Kod demeyelim daha doğrusu. Böyle bir yazı var. Bunu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra aramayana regedit yazıyorsunuz. Regedit yazdıktan sonra burada kayıt defteri var. Bunu açıyorsunuz ve burayı açtığınızda şurada bilgisayar var bakın. Bunu siliyorsunuz. Eğer sizde bu bölümü yoksa, böyle yazma bölümü yoksa bilgisayarınızı güncelleyin. Onu da sağ üstte kartlara koyarım büyük ihtimalle. O yüzden kartlardan o videoya gidip güncelleyebilirsiniz. Her neyse, o güncellediğinizi varsayalım ve buraya onları yapıştırıyorsunuz. Yapıştıktan sonra Enter'a basıyorsunuz ve böyle bir yer atıyor sizi. Burada bakın Children var. Buna sağ tık yapıyorsunuz. Bul diyorsunuz. Buraya CSGO, yani bu videoda gördüğünüz gibi CSGO yazıyorsunuz. Sonrakini bul diyorsunuz. Siz de ben de bakın burasını buldu. Ben daha önce sildim ama belki yine geri gelmiştir, bilmiyorum. Tam emin değilim, o yüzden silmeyeceğim. Siz burada hiç ellemediyseniz, buraya girip ellemediyseniz burada hangisini buldu? Mesela bunu mu buldu? Sağ tık yapıyorsunuz. Sil diyorsunuz. Bakın ben hemen böyle sildim. Bu şekilde siliyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Bu da FPS'inizi arttırıyor. Evet, o şekilde ayarları yaptıktan sonra burada Ultimate Performance kodu var. Bakın buna giriyorsunuz ve burada bu kodu hepsini kopyalıyorsunuz. Buraya aram yerine CMD, CMD yani CMD yazıyorsunuz. Burada komut sistemi çıkıyor. Buna sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ve buraya kopyaladığınız kodları yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra Enter'a basıyorsunuz ve burada bakın nihai performansın eklendiğini söylüyor. Hemen bu nihai performansı eklemek için, bilgisayarınızı aktif etmek için aram yerine güç yazıyoruz. Güç yazdığında güç planı seçin çıkıyor. Buna giriyorsunuz. Ve burada bakın benim iki tane nihai performansım var. Bir burada var, bir burada var. Şimdi mesela ben bunu seçtim. Plan ayarlarını değiştir dedim.
Bunları sizin kendinizde kalmış. Gelişmiş güç ayarını değiştir diyorum. Buradaki ayar 0 olacak sizde, bakın. Şu sabit diski açıyorsunuz. Bunu da buradan böyle açıyorsunuz. Burada hiçbir zaman yani 0 olacak. O şekilde ayarlıyorsunuz. Eğer diyelim ki bilgisayarınızda nihai performans eklenmedi. Eklenmezse buradan siz yüksek performans seçeceksiniz. Büyük ihtimalle yüksek performans vardır. Eğer yüksek performans yoksa dengeliyi seçin. Fark etmez. Yüksek performansı seçeceksiniz. Buradan plan ayarlarını değiştir diyeceksiniz. Buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyeceksiniz. Bakın. Burada da aynı şekilde burayı 0 yapacaksınız. Bak şu sabit disk açacaksınız böyle. Şu sabit diski kapatmak için beklenecek süre. Bunu da açacaksınız. Buraya 0 yazacaksınız. Sonra aşağı geleceksiniz. İşlemci güç yönetimi var bakın. Bunu da artı şeklinde açacaksınız. En düşük işlemci durumu yazıyor bakın. Bunu da artı ile açacaksınız. Buraya 100 yazacaksınız. Niye? Çünkü diyor ki en düşük işlemci durumu kaç tane? En düşük işlemci ne kadar kullansın? %100 kullanmasını istiyorsunuz. Her zaman tam performans vermesini istiyorsunuz. Burada sistem soğutma ilkesi. Bu etkin. Çünkü bu soğutucunuz yani edilgen falan yapmayın. Bunu etkin yapın. Buradan en yüksek işlemci durumu. Bunu da artı şeklinde açtığınız yan taraftan. Burada 100 yapıyorsunuz. Yani en yükseği de en düşüğü de 100 yapıyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Eğer nihai performans size eklenmez. Bu şekilde ayarladığınız her şeyi tamam deyip kapatabilirsiniz. Sonra optimizasyon bakın. Bu optimizasyon klasörüne giriyorsunuz. Burada regedit optimizasyon var. Buna giriyorsunuz. Burada bakın bir sürü regedit var. Şimdi ilk önce oyun FPS arttır var. Bunu iki kere tıklayıp evet deyip tamam deyip kurdunuz. Sonra bu CSGO yüksek öncelik. Bunu da evet deyip tamam deyip kurabilirsin ama şöyle şunları kuruyorum. Şimdi buraya geliyorum. Bunların hepsini kurduktan sonra şu ikisine geldiğim zaman eğer sisteminiz düşük ve ortaysa bunu kuruyorsunuz. Orta ve yüksekse bunu kuruyorsunuz. Yani bunu siz kafanıza göre belirleyebilirsiniz. Mesela düşük orta sistemler yani çok kötü FPS alıyordur hani. Düşük FPS alıyordur. Bayağı düşük FPS alıyordur. Zar zor hani oynuyordur oyunu. Bunu yapabilir. Orta dediğim de hani çok öyle iyi anlamda değil yani. Orta. Bu orta yüksekte yani ortanın bir üstü diyelim hatta bunu. Ortanın bir üstü ve yüksek hani. Yükseğe yakın olanlar bunu kuracak. Yani ben bunu kuruyorum çünkü iyi bir işlemcim ve ekran kartım olduğunu düşünüyorum. Hani çok da böyle aman aman iyi anlamında demiyorum. Her neyse diyelim ki siz bunları bu regeditleri kurdunuz. Sonra bilgisayarın bozuldu falan diyorsunuz. O yüzden buraya yedeklerini oluşturdum bakın. Burada yedekler var. Eğer hani bir sorun olursa buradan gelip yedekleri kurarsınız. Yani bu asıl hani eski ayarlarını geri döndürmüş olursunuz bu şekilde. Evet oyun ayarları geldiğiniz zaman da. Burada görüntü modu var, bunu bilgisayar monitörü yapıyorsunuz. Kesinlikle bilgisayar monitörü olsun, eğer televizyona bağlayıp oynamıyorsunuz tabi. Buradan parlaklık size kalmış, görüntü ayarı. Bunu normalde 16'ya 9'dur ya da sizde bilmiyorum monitörünüz kaç inç ya da kaç inç diyorum. Çözünürlüğü nedir bilmiyorum, o yüzden bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama size önerim 4-3'te oynamanız. Zaten büyük ihtimalle hepiniz 4-3'te oynuyorsunuzdur, adamların kafası daha büyük gözüktüğü için. Şurada bakın çözünürlük var. Bunu ben 1280'e 1024'te oynuyorum. Eğer siz bunu FPS'inize göre düşürebilirsiniz. Mesela 1280-960 yapabilirsiniz. 1152-864 yapabilirsiniz. Yani o şekilde hani ilk önce bunu alın. Sonra buna FPS'iniz bunda düşükse yine bunu alın. Sonra bunda da düşükse bunu alın. Öyle yavaş yavaş düşürün. En uygun hangisiyse size ona göre ayarlarsınız. Buradan bunu tam ekran yapıyorsunuz. Kesinlikle tam ekranda kullanın. Bunu da devre dışı yapıyorsunuz. Bu enerji tasarrufu demek yani işlemci ve ekran kartından kısacak demek. Bu evrensel gölge kalitesi bunu çok düşük yapıyorsunuz. Model doku detayı bunu da çok düşük, yani daha doğrusu düşük varmış, çok düşük düşük yapıyorsunuz. Efekt detayını düşük yapıyorsunuz. Shader detayı ben çok yüksekte kullanıyorum. Diğer ayarları da bazen yüksekte kullanıyorum, bazen düşürüyorum, her neyse. Shader detayı bunu çok yüksekte kullanın ilk baştan. Eğer hani çok yüksekte de kötüyse yüksek, sonra orta, sonra düşük, hani bu sizin kendinize göre ayarlayın. Sonra çoklu CPU kullanımı kesinlikle etkin yapıyorsunuz. Keskin yumuşatma modu. Bu sizde kesinlikle kapalı olsun. Bunu kesin 2x falan yapmayın. Yok. Yani yok yapın. FXA keskin yumuşatma modu var. Bunu devre dışı yapın. Bu da kenardaki böyle tırtıkları falan azaltıyor. Burada doku filtreleme modu var. Eş yönsüz 8x var. Bunu iki doğrusal süzme yapıyorsunuz. Bunu kesin iki doğrusal süzme kullanın. Dikey eşitme kesinlikle devre dışı bırakıyorsunuz. Çünkü bu FPS'inizi düşürür. Daha doğrusu 60'a sabitliyor diye biliyorum. Hareket izde motion blur. Bunu da kapatıyorsunuz. Kesinlikle açık kullanmayın. Oyun ayarlarınız da bu kadar. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada optimizasyon var, buna giriyorsunuz. Burada FPS var, buna iki kere tıklayıp giriyorsunuz. Ve burada bakın FPS booster var. Buna sağ tık yönüş olarak çalıştır diyorsunuz. Burada bakın
Yani zaten dosyalarını siliyor. Yani karşısında da 1 yazıyor. 1'e basarsanız ve Enter'a basarsanız geçici klasörler, yani temp dosyaları geçici klasör demek. Onlar açılıyor. Şimdi bakın burada 3 tane klasör açtı. Siz de bakın. Ben bu kodlamayı sizlere basitleştirmek için yaptım. Yani çok basit, bakın hemen hiç uğraşmadan direkt açtı size bunları. Hemen buradan bakın. Ctrl+A ile, ya da hepsini şöyle şu şekilde seçebilirsiniz, fark etmez. Ctrl+A ile seçip delete'e basıyorum ben. Yani siliyorum. Sağ tık sil de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde siliniyor. Bu silirken, silenirken aynı şekilde bakın böyle bir şey çıkarsa eğer, buna tik atıp atla diyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu hemen sileyim. Evet. Atla dedim yine, gördüğünüz gibi. Tik atıp atla diyorum. Evet, o hemen silinirken bunlar Ctrl+A dedim. Sağ tık sil yapıyorum. Bunu da tik atıp atla diyorum. Evet, hepsini silinmeyenler kaldı, silinenler gitti. Bu şekilde ayarladı. Sonra geri dönüşümden de sağ tık yapıyorum. Geri dönüşümü bu boşalt diyorum. Evet diyorum. Evet, geri dönüşüm kutusu da boşaltılıyor hemen. Evet, boşaltıldı. Şimdi Enter'a basıyorum. 2'ye basıyorum ve Enter'a basıyorum yine. Disk temizleme açılıyor bu sefer. Evet, burada bakın Windows işaretli olan disk seçili olacak sizde. Tamam diyorsunuz. Biraz bekliyor. Evet, biraz beklettikten sonra böyle açılıyor. Burada bakın. İndirilenler klasörünüzde eğer önemli bir şeyiniz yoksa bunu seçebilirsiniz. Eğer önemli bir şeyiniz varsa bunu seçmeyin. Benim önemli bir şey var sayıyorum ve seçmiyorum. Evet, bu şekilde diğerlerin hepsini tikliyorum ama. Yani indirilenler hariç. Eğer indirilenler de önemsizse sizin için tikleyebilirsiniz. O şekilde tikledikten sonra tamam deyip buradan dosyaları sil diyorsunuz. Ben şimdilik silmeyeceğim, uzun sürmemesi için. Evet, buraya geliyorsunuz. Yine Enter'a tıklıyorsunuz bir kere daha. Burada diyor ki 3'e basın diye, FPS arttırmak için. 3'e basıp Enter'a basıyorsunuz ve burada sizin bilgisayarınıza ayar çekiyor ve bir daha Enter'a basıyorsunuz. Burada 4'e basıyorsunuz, Enter'a basıyorsunuz ve burada sizlere teşekkür ediyorum programı ve kanalımı izlediğiniz için. Evet, sonra geri geliyorsunuz. Burada GPU ayarları var. Burada AMD kullanıcıları, Nvidia'ya AMD kullanıcıları bu ayarları yapabilir. Bu ayarlara nasıl gireceğim diyorsa, eğer AMD kullanıcıları buraya AMD yazdıklarında ya da Radeon Reliv'di galiba, Radeon'du direkt. AMD Radeon settings falan, yani bu şekilde bir şey olabilir sizin ismi. Benim şu an Nvidia ekran kartım olduğu için çıkmıyor. Eğer Nvidia ekran kartınız varsa Nvidia yazdığınızda burada bakın böyle ayarlar çıkıyor ama bunlar değil. Bu Nvidia ekran kartınız driver'ını kurduysanız burada sağ tık yapıyorsunuz. Yani masa üstüne sağ tık yapıyorsunuz. Nvidia denetim masası var. Buna giriyorsunuz. Evet, Nvidia ekran kartım olduğu için Nvidia'cılar için gösteriyorum. Şu görüntü ayarlarını ön ayarla yapa geliyorsunuz ve burada bakın gelişmiş 3D ayarlarını kullan. Buna tıklıyorsunuz, alttan uygula diyorsunuz. Oya uygula dedikten sonra 3D ayarların yönetilmesi var. Buna giriyorsunuz ve burada bakın şu Nvidia klasörünün içinde verdiğim ayarların hepsini yapıyorsunuz. O şekilde yaptıktan sonra Nvidia kullanıcıları için bir ayar daha var. Hemen buraya geri geldim. Burada bakın Nvidia Profile Inspector var. Buna sağ tık yöneticiler çalıştır diyorum. Evet, bekliyorum bu şekilde ve alttaki yeşil şeyin dolmasını bekliyorum. Bir iki kere dolabiliyor, bekliyorsunuz. Evet, bekledikten sonra burada bakın Frame Rate Limiter Mode var, bakın bu. Bunu seçiyorsunuz, böyle bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şu yanındaki çantayı açıyorsunuz. Ve burada bakın bunu seçiyorsunuz. Şu an videoda gördüğünüz bunu. Yani şu noop'un altındakini bunu seçiyorsunuz. Apply Changes diyorsunuz. Ve bir kere daha Apply Changes diyorsunuz. Burası full mavi olacak şekilde ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra bunu kapatabilirsiniz ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Buradan optimizasyona giriyorsunuz. Ve burada RAM temizleyici diye bir şey var. Buna giriyorsunuz. Ve burada bakın bunu sağ tık yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde açtık ama açılmadı diyorsanız sağ altta şu, bakın şu an görüyorsunuz, bakın açıldı normalde. Buna iki kere tıklıyorsunuz ve bu şekilde açılım geldi. Evet, burada stop'a bastım ben. İlk önce bakın şunu göstereyim. Buraya 1024 zaten kalacak. Burası 1024 olacak. Buraya kaç yazacağınızı ben şuraya bir yere koyarım. Yani ekranın bir yerine koyarım. Buraya kaç yazacağınızı, sizin RAM'iniz kaç GB ise ona göre, hani burada yapacağınız yazacağınız şeyi ona göre ben bir yere yazarım. Yani bu ekranı bir yerine koyarım. Burada bakın buna tik atıyorsunuz, buna da tik atıyorsunuz. Bu sizin bilgisayarınız açıldığında bu uygulama çalışmasını sağlar. Eğer kendiniz açacaksanız şunların ikisine tik atmayabilirsiniz ama şuna tik atın. Buna atmayabilirsiniz ya da ikisine de tik atın, tikli dursun. Fark etmez ama tikli durmasını öneririm. Yani bilgisayarınız açıldığı zaman alt tarafta açık olur, her neyse. Hemen anlatayım size uygulamayı.
Burada bakın bunu da 0.50 yaptıktan sonra şuna da tik atıyorsunuz. Ve burada memory polling rate bunu da 500 yapıyorsunuz ve bu şekilde yaptınız. Hemen uygulamanın amacını size anlatayım. Bu uygulamaya eğer start derseniz bakın bu şekilde bütün ayarları yaptınız kendinize göre. Start dediniz, sonra purge, standby, list buna tıklıyorsunuz. Evet, şu an uygulamayı ayarlamış oldunuz. Şu an ne oldu bu uygulamayı böyle yaptık? Şu an RAM'iniz mesela 16 GB'lık bir RAM'iniz var. Sizin RAM'inizi artık az kullandıracak. Niye az kullandıracak? Bu uygulama çünkü RAM'i az kullandırmayı sağlıyor. Mesela bir uygulama falan kullanın. Mesela oyuna gireceğiniz zaman bunu kapatacaksınız. Ama oyuna gireceğiniz zaman bunu mesela alt tarafta burada açıksa aç oradan yine böyle açacaksın. Stop'a basacaksınız. Sonra stop'a bastıktan sonra bunu kapatabilirsiniz. Hani oyuna gireceğiniz zaman ama oyuna girmeyeceğiniz zaman bunu çalıştırın. Niye çalıştırın? Çünkü hani masaüstünde yaptığınız işlemler RAM harcıyor değil mi? Bu uygulamayı açıp masaüstü işlemleri yaparsanız RAM'iniz çok az harcanır. Yani çok çok az kullanacak RAM'inizi. Eğer bunu açmadan kullanırsanız belki mesela 16 GB RAM'inizin 6 GB'ı dolduğunu düşünün. 10 GB kalacak size. Ama eğer bunu açıp kullanırsanız masaüstündeki işlemleri yaptınız. Bir bakacaksınız 16 GB RAM'inizin sadece 1 GB'ı 1,5 GB'ı kullanılmış olacak. Yani bu uygulama o yüzden önemli. Bunu start dediniz. O şekilde kullandınız. Oyuna gireceğiniz zaman stop'a bastınız. Ya da start'a basıyorsunuz, first standby list'e basıyorsunuz. Hani bunu start'a bastıktan sonra bunu da basmayı unutmayın. Sonra bu şekilde kullanıyorsunuz. Oyuna gireceğiniz zaman sadece stop'a basıyorsunuz. Stop'a bastıktan sonra bunu kapatıyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Evet, bunu yaptığımız ayar da bitti. Sonra hemen geri gelelim klasörden. Ve burada quick CPU setup var. Bunu ilk kere tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz. Buna tık atıp next. Buradan kurulacağı yeri değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Next diyorum. Install diyorum. Evet, böyle belki bir uyarı falan çıkabilir sizde. Evet diyorsunuz siz uyarılara. Evet, biraz bekletiyor böyle bu şekilde. Evet, kuruldu ve buradan ben bunu burada diyor ki quick CPU açılsın mı diyor. Ben bunu tıklayacağım hani açılsın hemen. Evet, açılmasını bekliyoruz. Bu uygulamayı bu arada işlemcinin soğutucusu iyiyse kullanın. Yani mesela bakın şu an benim işlemcim 42 derece 43 dereceymiş. Video çekiyorum şu an. Video çekmeden 30 derece falan. Yani sizin işlemciniz boşta 30-40 derecelerdeyse hani hiç oyuna girmeden böyle boşta 30-40 derecelerdeyse kullanabilirsiniz. Ama boştayken bile 50-60-70 derecelerdeyse sakın bunu kullanmayın. Eğer hani boştayken öyleyse bunu kullanabilirsiniz dediğim gibi. Evet, bu şekilde ayarladıktan sonra ayarları şu şekilde yapıyorsunuz. Bak, hepsini 100 yapıyorsunuz. Diyelim ki iyi bir soğutucunuz var. Bunların hepsini 100 yaptınız. 100 yaptıktan sonra bakın buradan da nihai performans seçiyorsunuz aynı zamanda. Buradan set as active diyebilirsiniz. Veya hata verirse şuradan güç planı güç yazıp arama yerine. Şurada hemen nihai performans seçeyim ben. Nihai performansı seçtim. Evet, o şekilde 100 yapıyorum bunların. Hepsini 100 yaptıktan sonra Apple diyorum, o şekilde kullanıyorum. Eğer hani işlemcinin soğutucusu iyiyse. Evet, eğer Discord ve Spotify kullanıyorsunuz bu ayarlarınızı yapmanızı öneririm. Şimdi burada bakın Discord'un ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Bu Discord'un ayarlar bölümüne nasıl geleceğim diyorsanız şu mouse tuttuğum yerde bakın. Ayarlar butonu olacak, ona tıklıyorsunuz. O butona tıkladıktan sonra buradan aşağı iniyorsunuz ve burada arayüz var. Buraya geliyorsunuz, bu oyun içi arayüzü etkinleşti. Bunu kapatıyorsunuz. Bu sizin arkadaşlarınızın diyorum odadaki kişilerin ismini gösteriyor. Yani mesela şurada sol üstte ya da bunu nereye ayarladıysanız orada. Hani bunu kapatıyorsunuz çünkü burada gözüktüğü için FPS'inizi düşürüyor. Bunu kapalı kullanıyorsunuz. Sonra buradan görünümü menüsüne geliyorsunuz aşağıdan. Sonra buradan da aşağı geliyorsunuz. Burada donanım ivmesi var. Burada ne yazıyor? Bakın, GPU'nu kullanarak Discord'a daha akıcı yapan donanım ivmesini açar. Yani diyor ki GPU dediğimiz ekran kartı. Ekran kartını kullanarak Discord'u hızlandırıyor ama oyunlarda FPS düşüşü yaşatıyor. Bakın burada diyor zaten. Oyunlarda FPS düşüşü yaşıyorsan bunu kapat diyor. Yani kötü bilgisayarınız varsa ve Discord kullanıyorsanız oyun oynarken Discord açıksa, hani Discord'da arkadaşınızla konuşarak oynuyorsanız bu FPS'ini düşürüyor. O yüzden bunu bu şekilde kapalı oluyorsunuz. Yani bu şekilde gri duracak. Sonra Spotify'a geliyorsunuz. Bakın. Şu an görüyorsunuz buradayım. Buraya nasıl girdim söyleyeyim ama şurada bakın sol üstte 3 nokta var. Veya CTRL-P yani Ctrl P P Pamukkale'nin P'si ile orada Pamukkalilere selam söylüyorum şu an. Onu söylemişken selamımızı da söyle, her neyse. CTRL-P ile buraya girebilirsiniz veya şu 3 noktaya tıklayarak düzenle bölümünden aşağı geliyorsunuz. Burada tercihler var bakın. CTRL-P yazıyor zaten yanında da. Buna giriyorsunuz ve buraya geldiğinizde aşağı iniyorsunuz.
En aşağı geldiğinizde gelişmiş ayarları göster var. Buna tıklıyorsunuz ve buradan aşağıya iniyorsunuz ve burada donanım hızlandırıcısını etkinleştir var. Bu sizde böyle yeşil olarak açıksa bunu kapalı yapıyorsunuz, bu şekilde olacak. Ve burada Discord diyorum Spotify'ı yeniden başlatmasını söyleyin. Bunu kapalı yapıp yeniden başlatın, Spotify'ı o şekilde kullanın. Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Arka yazıyorsunuz. Arka yazdığınız zaman arka plan uygulamaları var, bakın. Buna giriyorsunuz. Ve burada sizde bu açıksa, eğer bu şekilde açıksa, direkt bu en üsttekini kapalı yapıyorsunuz ve hepsi kapalı oluyor. Bunları neden kapatacağınızı zaten anlamışsınızdır. Arka planda çalışıp FPS'inizi düşürmemesi için. Sonra onu kapattıktan sonra yine arama yerine geliyorsunuz. Buraya grafik yazıyorsunuz. Grafik ayarları çıkıyor. Eğer bu grafik ayarları falan sizde yoksa, bilgisayarınızı güncelleyin. Güncel değilse eğer. Evet, bakın burada benim CSGO var ve bakın yüksek performans olarak ayarlıyorum. Hemen bunu size göstereyim nasıl ayarlayacağınızı. Klasik uygulama olarak burada seçili olacak böyle. Göz ata tıklayacaksınız ve buradan CSGO'nun kurulu olduğu yeri bulacaksınız. Benim CSGO'nun kurulu olduğu yer burası. Her neyse, siz de CSGO nerede kuruluysa orayı bulursunuz ve bir kere tıklayıp ya da iki kere çift tıklayarak da ekleyebilirsiniz. Evet, ekledik. Sonra seçeneklere tıklıyorsunuz buradan ekledikten sonra. Yüksek performans var, bakın. Bunu neden yüksek performans olarak işaretliyorsunuz? Yani sizin GPU'nuz, yani ekran kartınızın yüksek performans vermesini istiyorsunuz. Buradan kaydet diyorsunuz ve bu şekilde yüksek performansta kullanmış oluyorsunuz. Geldik videomuzun sonuna. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalını da beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Videodaki ayarları yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.